Real TV Amerika'dan haber verir. Biliyorsunuz ki 6 Ocak'ta Trump destekçilerinin kongre binasına girmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda polis de yaralanmıştı. Dolayısıyla eski başkan Donald Trump, Temsilciler Meclisi'ndeki demokratların hakkında yaptığı 6 Ocak kongre baskınında isyana teşvik suçlamasıyla senatoda yargılanmıştı. İşte bunların ardından Trump senato yargılamasında 43'e karşı 57 oyla azil davasından da aklanmıştı. Bu çerçevede Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi üyelere bir mektup göndererek 6 Ocak kongre saldırısının nedenlerini araştırmak amacıyla kongre üyelerinin bağımsız bir komisyon kuracağını açıklamıştı. Bu komisyonun 11 Eylül saldırısı sonrası kurulan komisyon gibi olması da öngörülüyordu. İşte Senato kongre baskını ile ilgili ilk oturuma hazırlanıyor. Senato İç Güvenlik ve Tüzük Komisyonları 23 Şubat'ta yani Salı günü düzenleyecekleri ortak oturumda Trump destekçilerinin gerçekleştirdiği kongre baskınına neden olan güvenlik eksikliklerini, kusurları ele alacaklar. Peki komisyonda kimler dinlenecek derseniz, işte komisyonda eski kongre binası polis şefi Steve Sand, Temsilciler Meclisi eski güvenlik müdürü Paul Irving, Senato eski güvenlik müdürü Michael Stanger ve Washington polis şefi Robert Conti ifade verecek isimler arasında. Bu isimlerden üçü, yani Sand, Irving ve Stanger, 6 Ocak'taki olayların ardından zaten istifa etmiş isimlerdendi. Şimdilik kamuoyuyla paylaşılan ayrıntılar bu şekildeydi. Onları aktardık. İşte bakalım 23'ünde gerçekleşecek olan Senato İç Güvenlik ve Tüzük Komisyonlarında hangi eksiklikler ele alınacak? Onları da size aktarmaya devam edeceğiz. Amerika'daki son gelişmeler bu şekildeydi. Özlem Şenşar, Real TV, Washington.